Tıp Fakültesi. Burada 6 yıllık zorlu ve özverili bir eğitimle kutsal bir mesleğin gelecekteki temsilcileri yetişiyor. Burada hayallerinin peşinde koşan genç insanlar doğumdan ölüme kadar yaşamın tüm süreçleriyle yüzleşiyor. Yalnız yüzleşmekle kalmıyor, tüm bu süreçleri anlamak ve sorunlara çözüm olmak için çalışıyor. Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle zaten bilgi yoğun bir eğitim olan tıp bilimi baş döndürücü bir hızla değişmektedir. Laboratuvarlardan hastane koridorlarına kadar süregelen bu yarışta yeni teknikler, yeni tedaviler, ilaçlar, cihazlar meslek hayatımıza girmektedir. Bu değişimin nedeni bilginin durmaksızın artmasıdır. Tüm bu kaosun içerisinde bazen yaşanan gelişmelere yalnızca seyirci kaldığınızı düşünebilirsiniz. Peki merakını kaybetmeyip soran, sorgulayan ve kendi yapacağı araştırmalarıyla bu yarışa katılmak isteyen öğrencilerimiz ne yapabilir? Nasıl bir yol izleyebilir? Bu gereksinimden yola çıkarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eğitim programına ek olarak istekli ve gönüllü genç bilim insanları için özgün bir araştırma eğitimi modeli bulunmaktadır. Doçent Doktor Özge Altunköroğlu, Haziran 2019 tarihinden itibaren Araştırma Eğitimi Programı Komisyon Başkanlığı'nı yürütüyorum. AEP, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne özgün bir model. Tıp fakültesi eğitimine entegre bir şekilde teorik dersler, pratik uygulamalarla bilim insanı olmaya yönelik donanımın kazandırılması hedefleniyor bu programda. Tabii sadece bu teorik dersler ve pratik uygulamalar yeterli değil. Öğretim üyesi ve öğrencinin birebir etkileşimi programın başarısı açısından çok önemli. AEP komisyonu kurulalı 10 yıl oldu ve AEP'in 10 yıllık hikayesi pek çok başarı öyküsüyle dolu. Ben bugün geçtiğimiz 10 yıl içerisinde AEP programının oluşturulmasından yürütülmesine, her aşamada tamamen gönüllülük esasıyla değerli emeklerini esirgemeyen tüm öğretim üyelerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. AEP'ten mezun olmuş ve olacak tüm öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyorum. Ve onlara bir kez daha en yakın zamanda öğretim üyesi olarak programımıza verecekleri destekleri beklediğimizi dile getirmek istiyorum. Tıp eğitimi, temelde uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazanıldığı bir süreçtir. Sağlık alanında politikalar üretebilmek ve buluşlar ortaya koyabilmek için, klasik tıp eğitiminin kalıpları dışına çıkarak eleştirel, yaratıcı ve problem çözmeye yönelik düşünce sistemine sahip bilim insanlarına ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde bilimsel bir yaklaşımla bir sorunu ortaya atabilen, soruna çözüm bulabilmek için bir araştırma tasarlayabilen ve onu uygulayıp sunabilen hekimler yetişebilir. Bu hedeflere uygulatarak, tekrarlayarak, tartışarak ulaşılması için bir grup azimli öğrencinin fazladan emek harcaması, fedakarlık yapması gerekmektedir. Böyle bir yolun gönüllü olmadan aşılması mümkün değildir. Bu çabayı gösteren öğrenciler, akademisyen olma yoluna girmek ve çalışmalar üretmek için tıp öğrenimleri yanında program aracılığıyla gerekli donanıma da sahip olacaklardır. Bilim üretmenin yöntemlerini öğrenmenin en sağlıklı yolu, bu yolu daha önce kat etmiş olanların deneyimlerinden faydalanmaktır. Araştırma eğitimi programında bilime istek duyan öğrenciler, kendi çabalarıyla öğrenmek yerine yapılandırılmış ve yönlendirilmiş bir araştırma eğitimi alacaklardır. İsmim Melis Akbaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 mezunuyum. Araştırma eğitim programına başlarkenki beklentim, klasik derslerden farklı olması, teorik dersler gibi olmaması ve karşılıklı konuşma şeklinde irdeleyerek eleştirel düşünme bakış açısı kazanabileceğim bir programdı. Program tüm bu beklentilerimi karşılamakla birlikte klasik eğitim içerisinde geri planda kalan ve bilim insanı için önemli olan bir sürü şey öğrenmemi sağladı. Eleştirel makale okuma, literatür tarama, iyi klinik ve laboratuvar uygulamaları, kanıta dayalı tıp ve özellikle etik ilkeler açısından yeni bir sürü şey öğrendim. Bu program kapsamında bir projeyi hipotezden makaleye kadar tamamladım ve ulusal ve uluslararası platformlarda sunma deneyimi kazandım. Araştırma eğitim programı sayesinde normal tıp eğitimi içerisinde edinemeyeceğimiz bilgi ve becerileri alanında yetkin kişilerin deneyimlerinden faydalanarak öğrenebiliyorsunuz. Her yıl tıp fakültesi birinci sınıfın sonunda başvuru ve mülakatla belirli sayıda öğrencimiz araştırma eğitimi programına kabul edilmektedir.
Programa başvuru gönüllülük esasına dayanmaktadır. Eğer sizler de bilime istekli, sabırlı ve meraklıysanız programa başvurmanızı önemli tavsiye ederiz. Kim bilir, gelecekte tıp bilimine yön verecek bir bilim insanı da siz olabilirsiniz.